Değerli izleyenler, fuardan programımız devam ediyor ve şu anda sizler için Sertsan'ı ziyarete geldik. Ve yanımda Sertsan şirketinin şirket müdürü Sayın Hakan Derebaşı var. Hakan Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İyi fuarlar demek istiyorum. Teşekkür eder, sağ olun. Hakan Bey, Sertsan şirketi nedir? Hangi işlemleri yapıyor, hangi ürünleri üretiyorsunuz? Sertsan firması 2003 yılında İzmir'de kuruldu. Yaklaşık 13 yıllık firmayız. Ağırlıklı olarak tarımsal sulama malzemeleri üretimi yapıyoruz. Yağmurlama sulama, yuvarlak ve yassı damla sulama ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Diğer ürün gruplarımız olarak P100 borular, P32 borular ve hortum ve spiral emici verici grubu ürünlerin üretimini yapmaktayız. Türkiye geneli olarak ağırlıklı Ege ve Akdeniz bölgesi olmak üzere 1000'e yakın bayi ağımız var. Buralara ürünlerimizi sevk ediyoruz. Ürünlerimizi gönderiyoruz. Ayrıyetten de yurt dışı çalışmalarımız da var. Yaklaşık 25 ülkede ihracatımız devam etmektedir. Kısaca Sertsan böyle özetleyebiliriz şu an için. Şunu sormak istiyorum. Sonuçta üretmiş olduğunuz birçok farklı ürün var. Şunu merak ediyorum aslında. Buraya gelirken, fuara gelirken bütün ürünlerinizi getirmeniz tabii ki mümkün olmuyor. Burada sergilediğiniz ve gösterdiğiniz ürünlerden en çok talebi, en çok ilgiyi hangi ürünleriniz çekmekte? Tabii ki birçok ürün üretiyoruz ama bazı ürünler daha ön plana çıkıyor. Son yıllarda en çok ön plana çıkan ürünümüz tabii ki yassı damlama borusu. Özellikle hem yurt içi ve yurt dışına çok talep görmekte. Günümüz tarım sektöründe en çok kullanılan üründür yassı damlama grubu. Bununla ilgili yatırımlarımız da devam etmektedir. Önümüzdeki 2017 yılı içinde de bununla ilgili yeni makine yatırımlarımız oluşacaktır. En çok talep gören ürün yassı damlama ürünleridir yani. Fuarı değerlendirmek gerekirse, daha önceki yıllardaki katılımlarınızı da göz önüne aldığınızda, tabii sadece Antalya için değil, Türkiye'nin de dünyanın birçok yerinde fuarlar gerçekleşiyor. Kıyaslamanız gerekirse, bugünkü fuarı nasıl değerlendirirsiniz? Bugünkü fuar bu seneyi daha iyi görüyorum açıkçası. Bizim dördüncü katılışımız GrowTech'e. Yaklaşık bir 15 gün önce de İtalya'da EYMA fuarındaydık. Bu fuar gitgide daha da büyüyor. Beklentilerimizi karşılıyor. Özellikle yurt dışından taleplerle ilgili üst seviyede talepler var. Fuarı başarılı buluyorum açıkçası, kısacası. Geleceğe yönelik yapmış olduğunuz, yapacak olduğunuz çalışmalardan, özellikle Ar-Ge çalışmalarından konuşmak gerekirse ne gibi bir şey bekliyor tüketicileri? Zaten üretici firmaların, fabrikaların en önemli konusu Ar-Ge yatırımı. Bununla da ilgili kendi fabrikamızda bununla ilgili bir birimimiz var. Önemli yeni ürünler katma adına planlamalarımız var. Bunları da 2017 yılı sonuna doğru yeni ürün gruplarımıza ekleyeceğiz. Bunları çok iyi şekilde takip ediyoruz açıkçası. Programı kapatmadan önce benim soracağım olduğum sorular bu kadardı aslında. Sizin eklemek istedikleriniz varsa son olarak lütfen. Çiftçi TV'ye çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Herkes için güzel bir fuar olsun istiyoruz. Memleketimiz için de güzel günler olsun. Teşekkür ederiz. Hakan Bey, programımıza yapmış olduğunuz katkılardan dolayı çok sağ olun. İyi fuarlar diliyorum tekrardan sizlere. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz değerli izleyenler.